Ve bu beni korkutuyor. Hayır, hayır. Arkadaşlar bir önceki bölüm 2500 beğeni aşırı derecede yaklaşmış ve bu yüzden bu bölümde sizlere efsane bir fırsat veriyorum. Bu bölümü de eğer 2500 beğeni geçirirseniz size verdiğim kota bu. iki tane orta saha transferini birden yapıp ikisini de 90 reytinge yükselteceğim bir sonraki bölümde. Bunun için tek yapmanız gereken 2500 beğeni yapmak. Beğeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarak hiçbir detayı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz Kadromuz harika bir şekilde ilerliyor. Sağ kanat, sağ orta, sağ. Ve şimdi sırada arkadaşlar en çok beğenilen yorum olan kaleci transferimizi yapacağız. Ve abicim bu bölümde eğer gol yersem bütün kadroyu siliyorum. Onu da söyleyeyim abi. Gol yersem bütün kadro silinir. Vallahi direkt de yükleyeceğim abi. Gol yersem bütün kadroyu gerçekten siliyorum. Zaten sinirimden silerim. Dediğim gibi yeniyseniz abone olun arkadaşlar. Yani yarısı izleyenlerin abone olmadan izleyenler ama çok fazla abone gelmiyor videolardan. Abone olun bildirimleri açın. Diğer bölümleri de kaçırmamış olun arkadaşlar. Hepinizin abone olmanızı bekliyorum. Ve arkadaşlar Nona biliyorsunuz yakın zamanda bir 250 TL değerinde herkese 50 liralık Google Play kodu verecek şekilde bir çekiliş yapmıştım. Ve hepsinin kanıtının SS'lerini şöyle göstereyim arkadaşlar ekranda ve bir kişinin gösterememiş olabilirim o da had yani henüz yanıt vermediği içindir ama ona da kodunu attım arkadaşlar. Her neyse şu anda sizlerle beraber mükemmel bir şekilde transferimizi yapacağız, yükselteceğiz ve oynadığımız maçta dediğim gibi eğer kazanamazsak değil, gol yersek, herhangi bir tane gol yersek abi hesabı siliyorum direkt. Hemen bir transferimizi yapalım abi o zaman ya. Yani abi transferimizi yapalım. Logo falan da değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Onlara da bakacağım. Onları da ayarlayacağım ama şu anlık bir durmamız lazım. Çünkü efsane bir transfer takıma geliyor. Hazır mısınız abi? Hangi kaleci olacak? Yani muhtemelen takip tahmin ediyorsunuzdur. En çok beğenilen. Ben kaleci sormadım. Yine de en çok beğenilen oyuncu bu olmuş arkadaşlar. Ve size efsane öneri sunacağım. Efsane fırsat sunacağım. Kimleri isteyeceksiniz? Bu bölümde muhtemelen yorum rekoru gelecek arkadaşlar. Şu kaleciyi bir alalım. Hemen size sorumu soracağım arkadaşlar. Uğurcan Çakır tabii ki en çok istenilen kaleciydi. Ben vallahi bilmiyorum Altay Bayındır da geçer diye düşünüyordum ama yani Uğurcan Çakır kazandı. Zaten arkadaşlar şöyleydi. Süper güç çektiğimiz zaman da Muslera ile Uğurcan Çakır sürekli değişiyordu biliyorsunuz. Yani siz Galatasaraylı taraftarlar daha fazla olmasa Uğurcan Çakır aslında daha çok bile isteniyordu ama Galatasaraylı taraftarlar çok baskın olduğu için maalesef Muslera'yı almam zorunda kalıyordum abi. Artık maalesef dedim yapacak bir şey yok ama gerçekten öyleydi. Şimdi abi nerede? Abi Urcan Çakır'ın boost'u yok. Vallahi boost'u yok. Yemin ediyorum batmaya doğru gideceğiz yine galiba. Bir Muslera'ya e basalım. Tam 90 rating oldu ve tam 736 bin ise Uğurcan Çakır'a feda olsun diyorum. Verdim gitti yemin ediyorum. Böyle bir abi ben ne yapıyorum ya. Arkadaşlar size çok önemli bir soru soracağım. Orta sahanın ortası içinde transfer önerisi biz önceki bölümde sormuştum size ve siz neler dediniz biliyor musunuz? Yani İrfancan Kahveci, Emre Berezoğlu ve Yusuf Yazıcı, özellikle Yusuf Yazıcı çok geldi. Şimdi herkes bir kişi yazsın ve yazılan yorumları da beğenin arkadaşlar. En beğenilen yorumları en çok yazılan yorumları yapacağım. O yüzden Yusuf Yazıcı, Emre Berezoğlu ve İrfancan Kahveci herkes birer yorum yazmak şartıyla, bir oyuncu yazmak şartıyla en çok beğenilen iki oyuncuyu eğer bu video 2500 beğeni geçerse alacağız. Ve abi kadroyu son iki kişi kalmış oluyor. Bir sol ortası bir de Santrafor kalmış oluyor. Kadromuz neredeyse tamamlanmış durumda. Şu anda harika bir kadromuz var. Mükemmel dediğim gibi gol yersem de sileceğim abi ve hemen Uğurcan Çakır'ın beceri geliştiricilerini yükseltelim. Dediğim gibi arkadaşlar, dediklerimi yapmayı unutmayın. Evet, top hakimiyeti hemen gel abi. Vallahi billahi şuraya verdiğim coin's'lere cidden abi ağlayacağım ya. Yemin ediyorum üzüntüden ağlayacağım. Ya Uğurcan Çakır, sen niye uçma becerin yok da bu becerin var? Benim coin'sim kalmıyor ya. Ben bir sonraki bölümü nasıl çekeceğim şimdi? Coin's kalmadı. İki oyuncuyu da 90 rating yapmam lazım. Bir de boostlarını da yükseltmem lazım. Yani hiç hazırlıksızım şu anda. Ama olsun abi yapacağız. Siz beğenilerinizi zaten ben her türlü yapacağım. Sıkıntı yok. Ve abicim 4.5 milyon coinsimiz kaldı. Evet müthiş. Gerçekten harika alkışlıyoruz abi. Top hakimiyetimizi de yaptık abi. 12'ye yükselttik. Vallahi billahi adama bütün paramızı harcadık. Gol yememek için elimden ne geliyorsa yaptım. Abi bu arada ben bu kadronun rating... Yani 100 yapmamız lazım abi. Abi takımı yani yüzgen yapamadık. Ya bilmiyorum hadi bakalım abi yüzgen yapamadık takımı ama Şimdi sırada etkinliği oynamak var ve etkinliği oynayacağız Gol yersem eğer ne yapıyorum arkadaşlar hesabı siliyorum Gol yememem lazım kesinlikle bu gerçekten çok önemli Burada 1-0 geride olduğumuz PSV maçı varmış Hem geri dönüş yapmamız lazım hem de gol yemememiz lazım Çünkü gol yersem hesabı sileceğim Çok fena gaza geldim Abi lütfen lütfen gol yemeyelim şu anda Gerçekten bu benim için mükemmel bir öneme sahip olan bir durum Gerçekten gol lazım. Hadi bakalım. Merif vur kafayı abi. Abi bak ilk maçın başından daha yapmayın. Al şu top abi. O Ozan kabak al. Yapma abi. Evet Merif süpersin be. Abi alabilir miyim topu artık? Yemin ediyorum bu ne? Topu alamıyorum abi. Hah. Sonunda ya. Ama hala topu alamadım. Hala top bende değil. Yani atak yapma ihtimalim yok. Dik abi ilk yere bitsin ya. Arkadaşlar ilk yarı 1-0 bitti. Ama yani full rakip ataktaydı ve çok korkuyorum gerçekten ve şöyle bir sıkıntı var abi. Maçın penaltılara gitme ihtimali var. Eğer maç penaltılara giderse o zamana kadar ben 2 gol atamazsam ne olacağını artık siz düşünün abi. Penaltılarda illa gol yeriz yani ve bu gerçekten beni aşırı derecede korkutuyor. O yüzden abi gol yemememiz lazım. Abdülkadir Ömür ilk golümüzü atamadık. Abi çok korkunç şu an. Maçı 1-0 direkt kaybedebiliriz bu arada ama abi yok. Kazanmam lazım. Hadi abi Abdülkadir Ömür. Ver Cengiz'e. Cengiz, e. Cengiz Ünder. Hadi oğlum. Çok iyisin. Abdülkadir Ömür. Çok güzel. 1-0 abi. 1-0 dediğim 1-1 yaptık. Ama aslında ben gol yemedim abi. Şimdi sıkıntı şu. Gol yemedim yani. Çünkü bu o şekilde açıldı. Maç biliyorsunuz 1-0 olarak açıldı. Her neyse. Hadi abi. Soyalp. Soyak verdi pasını Cengiz Ünder'e geçmedi. Abi can I take the ball? Abi yapma. Hayır. Dur dur dur. Cengiz al topu. Ay Çağlar al o topu. Çağlar. Aferin oğlum be. Süpersin. Cengiz Ünder. Güçlü. Soyalp. Abi Soyalp sen pas atana kadar bizim orta sahaya acilen dinamizm yapmamız lazım arkadaşlar. 2500 beyni acil atın yani. Şu anda çok acil ihtiyacım var o 2500 beğeniye. Hayır abi. Of Uğurcan Çakır sen nasıl bir kralsın be. Çok iyisin çok. Abi hadi gol atmam lazım. Uzatmalar penaltılar olursa çok sıkıntı olur şu an he. Çok güzel Merih Demiral sen mükemmel bir detaysın ama hala top rakipte. Ve bu beni korkutuyor. Hayır hayır. Abi korkudan topu taça attım. Dur o topu alıp gol atabilir miyim artık ben valla gol yiyecekmiş gibi hissediyorum çünkü. Ya, bu kaleciyle de gol yemezsin bu arada yani. Bu defans bu kaleciyle de gol yemezsin. Ne bileyim yani. Merih Demir aldı ilk de topu. Allah. Çok güzel. Güçlüye verme abi artık bilindik. Bir... Abi herkes de. Aha Cengiz hadi oğlum be. Hadi oğlum be vur be. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder kimin öne geçiriyor. Milli takımımızı bu işte harika oldu harika. Cengiz Ünder süper bir detaysın ve gerçekten harika bir adamsın. Arkadaşlar 2-1 öne geçtik. Ve devam ediyoruz. Hadi bakalım abi. Gerçekten müthiş oldu. Lütfen gol yemeyelim. Gol yersek bitti zaten abi. Direkt bitti. Gol yemememiz lazım. Çok tehlikeli bir pozisyon atlattık. Allah'tan uğurcan çakırımız var. Zaten ben ona güvenip yaptım bu challenge abicim. Cengiz Ünder. 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 Yargı dağıtıyor abi. Böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok. Gerçekten yok olamaz abi. Bu arada bir sonraki bölümde yüzgeni geçeceğiz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Ona göre like atın. Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Hadi bakalım. Müthiş müthiş. Gerçekten harika. Abi evet topu alamadık. Ve 90 artı 2'de arkadaşlar maçı 3-1 ile geçerek kazandık. Bu da bizim için harika oldu. Müthiş oldu ve mükemmel oldu. Yani çok mükemmel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber hemen abi. Ya İrfancan Kahveci'nin 82'lik kartı var oyunda bu arada ve hani bana hep onu öneriyorsunuz arkadaşlar. Göstereyim yani şöyle göstereyim arkadaşlar ben size hemen. 77 yazalım şuraya. Ve pozisyonu da MO, MDO, MOO olarak yazıyorum. Ülkeyi de Türkiye yapacağım. Ülkeyi hemen Türkiye yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çünkü size göstereceğim şey gerçekten önemli. Türkiye yapalım. Arkadaşlar böyle yazıldığı zaman zaten sizin hep en çok istediğiniz oyuncular var. Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci. Yani 3 oyuncu da mükemmel. Ee yani ve Emre Belözoğlu şu an yok bu arada. Emre Belözoğlu nerede abi? Emre Belözoğlu'nun da kartları vardı ama MDO'yu seçemedik mi? Seçmişiz. Emre Belözoğlu'nun kartı yok olmuş arkadaşlar ama Emre Belözoğlu da var. Neyse zaten ben tahmin ediyorum ki biz bu iki oyuncuyu alırız ama tabi sizin yorumlarınıza bağlı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak da her şeyden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bütün detayları kaçırmayın. Videoyu da umarım baştan sona izlemişsinizdir. Çok heyecanlı bir maç oldu. İyi ki de gol yemedik abi. Gol yeseydik hesap gidiyordu yani. Hesabı siliyorduk. Çok korktum gerçekten gol yiyeceğiz diye ama Allah'tan yemedik. Arkadaşlar müthiş bir galibiyet almadık mı? Yani harika ötesi bir galibiyet almadık mı? Soruyorum size ya. Gerçekten müthiş bir galibiyet aldık bence. Ben çok beğendim. Bilal baş açık oldu. Soyer, Demir ve Güçlü de takımdan değiştiği zaman müthiş şeyler olacak. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.